Evet sayın seyirciler, şimdi sizleri 10 Kasım 1953'e götüreceğiz. Neden? Bakın o gün Atatürk'ün naaşı nasıl taşınıyor ve neler yaşanıyor? İşte o eski görüntüler. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te muhteşem bir törenle ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e nakledildi. Atatürk zaman zaman Rasattepe'ye gelir, Ankara bu noktadan ne güzel görünüyor derdi. Bu sebeple Rasattepe onun ebedi istirahatgahı olarak seçildi ve Anıtkabir orada yapıldı. Atatürk aramızdan ayrılalı bugün yıllar geçti. Yeni bir nesil. Atam daha dün gibiydi sen Ankara'ya son gelişinde. Gidiyor rast gelemez bir daha tarih eşine. Gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor sonsuz olan kudrete sığmaz akla. Gidiyor göğsünü çep çevre saran bayrakla. Gidiyor izleri üstünde birikmiş yaşlar. Gidiyor yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor harbin o en korkulu aslan yelesi. Gidiyor sulhun ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir dev aşacakmış gibi en başta o var. Hışkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun ulvi faniyetini. Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça. Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Atam, sen bir gün demiştin ki, benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı. Fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve ebediyen yaşayacaksın. Yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz. Devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız. Kurduğun bu eseri müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye and içtik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ata, nur içinde yat.